Merhaba, bu hafta kendi tarzımızı bulmak ve moda konusunda konuşmak istedim. Kendi tarzımın da öncüsü annemle de konuk aldım, Melike Nilgün Kanter. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk kez birlikte video çekiyoruz, o yüzden ikimiz de heyecanlıyız. O yüzden dil sürüşmesi vesaire her şey için Çin'den özür dilerim. Videolardan da gördüğünüz üzere veya sosyal medyada sürekli böyle uzun kimonolar, uzun elbiseler, etekler giyiyorum. Aslında bunu direkt annemden gördüm ve kızına bak, yok tam tersi, anasına bak kızını al mantığıyla aslında annemi çağırdım. Senle başlayalım bence. Çok yani farkında olmadan oldu aslında. Şimdi sen bir iki gündür bunu sorduğun için sürekli sorguluyorum. Çocukluğumdan beri çok ilgim vardı kıyafete, işte modaya. Hep bir böyle çevremden farklı giyinmeye çalışıyordum. Hani niyeyse bunun adını da koyamıyorum şimdi ama hep ilgim vardı. Ama esas bu tam böyle uzun kıyafetler, işte uzun ceketler, bol pantolonlar, biraz bohem hava. Biraz şununla başladı, çok enteresan. Milli Eğitim'de öğretmenliğe başlayınca başladı. Çünkü benim başladığım dönemde 99 yılında o dönem etek pantolon yasağı vardı. Etek giymek zorunluluğu vardı. Ve ben fark ettim ki hiç dolabımda eteğim yok, elbisem yok. Yani ne yapacağımı bilemedim. Diz boyu ya da daha kısa eteklerde iyi hissetmedim kendimi. Zaten doğuda başladım göre biraz bunun da etkisi vardı. Sonra baktım ki uzun giydikçe kendimi daha iyi hissediyorum, daha rahat hissediyorum, daha özgür hissediyorum. Bir de şey de hani kendi yapımı da bildiğim için fiziki yapımı sanki böyle biraz daha boyu uzun gösteriyor, sanki biraz daha zayıf gösteriyor. Böyle bir şekilde başladı. Sonra habire bunun üstüne ekledim. Takı çok takıyorsun mesela. Evet. O nereden başladı? Yani bu çünkü biraz bence cesaret işi. Hani insanların çok garipsediği bir durum genelde. O kadar çok ve büyük takılar kullanma cesareti nereden geldi? Ya büyük takı bence şununla da ilgili. Takı zaten seviyorum. Saçlarım uzun olduğu için küçük taktığımda gözükmediğini fark ettim. O yüzden ne kadar büyük taksam o kadar iyi hissediyorum kendimi. Ama bu çoklu takmak biraz senden geçti bana Beste. Yani tabii tabii ilk defa itiraf ediyorum. Ben ondan bana geçti sanırım. Yok yok, çoklu takmak seninle ilgili bir şey bence. Aa. Çok üst üste takıyordum falan ya. Çok hoşuma gitti. Biraz da böyle öğretmen olduğum için hani daha genç bir kitleye hitap ediyordum. Doğru. Onlar da beni öyle çok doğal karşılıyorlardı. Ben de şimdi annemden gördüğüm için liseden beri böyle uzun hırkalar, uzun işte etekler vesaire giyiyorum yani her zaman. O zamanlarda bu arada ben lisedeyken yani bu kadar takıdır, işte uzun kıyafetlerdir hiç moda değildi yani. Ve sürekli böyle besteğine battaniye giymiş gelmiş diye bir yorum oluyordu veya işte yine takmış takıştırmış diye. Bana göre yani çok normal. Evde çünkü sürekli böyle bir anne görüyorum yani. Pazara da gitsek böyleyiz işte. Yani bu şeylik de değil. Ne dedi? Yaşam biçimi aslında değil mi? Evet aynen onu söyleyecektim. Sonra moda oldu. Allah'tan tarzımız evet, şu an çok normal gözüküyor. Yani bohem, biraz modern. Spor asla değil ne yazık ki. Hiçbir zaman biz böyle anne kız benden sana geçti galiba. Bir kot, bir tişörtle giyinip çıkamıyoruz yani. Hep bir böyle mutlaka bir farklılığı olmalı. Ya kolu bol olmalı, ya boyu uzun olmalı falan. Hı-hı. Yani çok net şudur da diyemiyorum ama bohem çok ilgimizi çekiyor. Senin de benim de zaten. Evet. Bilerek bu arada annemi konuk aldım ki yani benim de tarzımı açıklamanın en iyi yolu bence annemden geçiyor. Yani onu anlayabilirsek yani ben kendimi de anlayabilirim. Çok çok iyi hissediyorum kendimi böyle olunca. Deneyimleyerek yaşadım bunu. Hı-hı. Lise yıllarında mesela Lady Diana hayranlığım vardı. Yani o dönem herkes de vardı ama ben de böyle saçlarımı onun gibi kestirmiştim kısacık. Çok böyle deli gibi takip ediyordum onu. Hı-hı. Tabii çok eski yıllar. Ama sonra da bir saç rengim değişti. Özellikle senin doğumundan sonra. Böyle bir sarı röfle rengi çok ilgimi çekiyordu hep. Onu deneyimledim. Daha sonra da hep deneyimleyerek oldu. Ama tabii ki ilgimi çeken insanlar da var medyada. Özgün Mansur var, modacı. Onu çok beğeniyorum. Onun bütün
defilelerini çok ilgiyle takip ediyorum. Olivia Palermo var, onun stilini çok beğeniyorum. Instagram'da ona bir arada bir bakıyorum. Burcu Esmersoy'u çok beğeniyorum. Ceylan Atınç, evet onu bayıla bayıla ikimiz de takip ediyoruz zaten. Bence şu dönemde Türkiye'deki en sıra dışı ve farklı giyinen insan, stil sahibi. Çok beğenerek takip ediyorum. Zaten stil danışmanı. Evet, stil danışmanı. Ama şey de yapmıyorum, hani böyle deli gibi kim ne giymiş, ne yapmış, hiç bunu takip eden bir insan değilim. Evet. Biraz işte diyorum ya, kendi vücut yapımla da ilgili bir şey. Hani hangi kusurumu nasıl kapatabilirim? Uzun ve bol giymek her zaman için avantaj oluyor. Bir anlamda dezavantajlı oluyor. Çünkü şey, hani nasıl olsa zayıf görüyor insanlar beni. Biraz böyle dikkat etmeyi unutuyorum. Yiyecek anlamında vesaire. Dediği gibi kıyafetlerin bol olması veya işte bu kadar bol veya bu kadar uzun giyinmek o açıdan bir dezavantaj. Yani ben mesela normal kilomun 5 kilo üstündeyim belki ama bunu kıyafetlerimi hiç hissetmiyorum ve hissettirmiyorum. Yani tabii ki güzel bir şey ama bir o kadar da hani daptar giyinsek büyük ihtimal kilo vermeye çalışıyoruz ama bunu görmedikçe böyle kilo verme ihtiyacı duymuyoruz bence. Evet, o açıdan biraz sıkıntılı olabiliyor. Her moda değiştiğinde senin de tarzın değişiyor mu yoksa değişmiyor değil mi? Hiç değişmiyor. Bence insanın kendisini iyi hissetmesi. Yani hani çok hayranlık duyduğum insanlar var. Hiç benim tarzım olmuyor ama kesinlikle. Onları onunla bütünleştiği için çok beğeniyoruz mesela. Yani bu bir yaşam biçimi dediğim gibi. Evet. Yani ya benim çok yakın farklı bir arkadaşım Ceylin. Aşırı minimal giyiniyor ve böyle çok daha tek renk giyinir çok vesaire. Çok da güzel giyiniyor. Ama çok klas gözüküyor. Evet, çok beğeniyorum. Evet. Ya hayatta öyle giyinemem gibi hissediyorum. Yani çok nadiren böyle giydiğim oluyor ama ona o çok yakışıyor. Yani gerçekten onun tarzı o, benim tarzım bu diye. Evet, doğru. Farklı tarzlar açık olmak da bence güzel. Moda sektörüyle ilgili ve bu kadar aşırı tüketim durumuyla ilgili. Ya çok büyük çılgınlık var bence ama bu da işte insanların bence tarzını çok oturtamadıkları ile ilgili bir şey. Mesela ben senede bir iki tane elbise alırım ve yıllarca giyerim onu. Yıllarca çok zevkle giyiyorum. Yani böyle sürekli onu da alayım, bunu da alayım merakında değilim. Moda sektörü zaten işte ne çok insan yıpranıyor o sektörde. Çok dünya çok zarar veren bir alan. O açıdan da hani onu da düşünmek lazım. Bütçeyi düşünmek gerekiyor ayrıca. Hani o paralarla kaç tane öğrenci okutulur? Kaç tane aç hayvan beslenir? Kaç tane korumaya muhtaç çocuk desteklenebilir? Kesinlikle. Yani çok gereksiz bir şey var böyle. Hani mutlaka almalıyım duygusu var. Evet, bu ama tamamen reklam sektöründe. Evet, manipülasyonla ilgili biraz bence. Bu moda sektörünün bu çılgınlığı veya bu alma ihtiyacımızla ilgili en büyük belki öğrenmemiz gereken şey veya gardırobu oluştururken bence akıllı bir tüketici olmak. Yani aslında hakikaten kendini tanıyıp belki de öyle giyinmeyi bilmek ve ona göre bir alışveriş yapmak. Mutlaka ihtiyacım var mı? Evet. Veya bunu gerçekten ileriki zamanlarda da yani farklı yıllarda da giyebilir miyim mi düşünmek lazım. Hem kaliteli ürün almak uzun yıllar dayanabilecek hem de kendini bilip yani ona göre seçim yok. Evet. Yani çok pohpohlandı diye mi bu ürünü alıyorum yoksa ben mi çok sevdim diye. Aslında kumaştan anlayınca pazardan da alsan hani doğru bir şey seçmiş oluyorsun. Evet. Vintage dükkanından da, ikinci evciden de, bir markadan da, iyi bir markadan alıp yırtılıp böyle bir an önce renginin solduğu da çok kıyafetimiz oldu. Yani bu aslında direkt marka almaktan da geçmiyor. Bu arada vintage güzel bir vurgu oldu. Hani bu konuda da Beste benim çok ufkumu açtı aslında. Çok keyifle kullanıyoruz öyle şeyleri. Ve kimse de olmayan bir şey bulmuş oluyorsun. Kimse de olmuyor. Ve aslında yaşanmışlığı oluyor. O da güzel bir şey hissettiriyor insanı. Evet, yani güzel bir duygu ikinci hissettiriyor. Yani vintage kıyafet almak da böyle bu üretim, tüketim olayına da biraz böyle bir ses vuruyor gibi bence de. Ben mağaza gezmiyorum diyorum ama vintage dükkanları yani ben sorulur. Yani, yok, ya elimden gelince girmemeye çalışıyorum. Aklım kalıyor. Yani almasam da aklım kalıyor. Almamak üstüne de nasıl hani çok alıyorum ve kendimi durduramıyorum diyen birisi için de en önerebileceğim şey direkt mağazalara girmemek.
Ya günlük hayatta çok farklı olmuyor. Yani seni de bunun içine katıyorum tabii. Aynı kıyafeti hani çalışma hayatında da giyebiliyorum. Özel günlerde de giyebiliyorum. Ya da arkadaşlarımla buluşumda da giyebiliyorum. Çok çok uçuk değil ama tabii bir kokteylse ya da bir düğünse, özel günlerse o zaman biraz abi. Daha şey, biraz daha abiye, biraz daha ışıltılı olabiliyor. Bu özel günde farklı giyinmek ve günlük hayatta işte daha paspal olmakla alakalı. Bana özellikle karantina döneminde bunu çok fark ettim. Arkadaşlarımdan mesaj geliyordu yani evde tek başınasın, niye böyle giyiniyorsun diye. Bu da bana göre en garip soru yani. Aslında giyiniyorsam kendim için giyiniyorum. Yani dışarı çıkıyorum diye değil veya işte ne bileyim biri beni görecek veya bir fotoğraf çekeceğim diye değil. Tam tersine aynada gördüğümde kendimi iyi hissetmek istiyorum ve kendim için giyiniyorum. Motivasyon da artıyor. Kesinlikle. O yüzden de hani böyle düğünde miyim hani o çok uçuk bir örnek ama işte bir arkadaşım doğum gününe gittiğimde böyle kimonolar işte takılar takıyorsam vesaire günlük hayatta da kot tişörtte gezemiyorum. Yani kendimi nasıl hissediyorsam öyle giyinmek tercihim. Ceylan Atıncı çok beğendiğimizi söylemiştik. Bir stil danışmanı olarak da aynı zamanda bir tarzıyla, duruşuyla. Onun bir röportajında bahsediyordu. Aslında stil sahibi olmak, vitrin giyinmek değil. Hani o da direkt kendi cümlesini söylüyorum. O zaman işimiz çok kolay olurdu dedi. Hakikaten gidersin hani bir Zara'dan, Gucci'den her neyse marka. Oradan alırsın giyinsin ama böyle rüküş olan da çok var diyor kendisi. Stil sahibi olmanın aslında evde de, markete giderken de, pijamayla da, her türlü ortamda parfümünle, duruşunla, tarzınla yani kıyafetinle bir bütün olarak oluşması ve bunun zorlama olmadığını söylüyor. Hakikaten bu yani şey de değil yani böyle tüm gün düşünüp ya ben bunu giyersem stil sahibi olurum gibi değil. Bence hani en önemli kısım kendini tanımak, kendi vücudunu, zevklerini bilmek, kendine yakışan renkleri bilmek. Bu da tamamen annemden de hani anladığım kadarıyla deneme yanılmayla oluyor aslında yıllar içinde. Kesinlikle. Yani aslında hani hep derler ya kendini en rahat hissettiğin kıyafet sana en yakışan kıyafettir diye. Evet. Hani o en rahattaki kısım en spor demek değil. Sana göre en rahat ne yani? Bana göre en spor en rahatsızı. Gerçekten hani olmuyor yani. Hani olmuyor. Kendimi aynada başka biri gibi görüyorum. Aynen. Hani o yüzden de gerçekten kendinizi en rahat nasıl hissediyorsanız hani o en doğrusu gibi geliyor. Yani aslında yapılan en büyük hatalardan biri de sanırım böyle birisini görüp direkt kopyalamaya çalışmak ve aa bu bana da yakışır demek. Ama aslında ben mesela yeni sezondan bir şey beğeniyorum. Şöyle olsun, leopar sevmiyorum diyelim ve leopar çok moda oldu ve gözüme güzel gelmeye başladı. Yani modada bence şöyle öyle bir iyi yanı var bu arada modanın. Hani normalde atıyorum eskiden modanın koyduğu bir yasak olarak lacivertle siyah birlikte olmaz diyordu. Şu an onun moda olması sayesinde biraz özgürlük alan artık hani evet, vintage. Çok özgürleşti. Evet yani artık vintage de çok moda işte daha neon renklerde moda her yani moda o kadar çok kendini tekrarlamaya ve her kapıyı da açmaya başladı ki. Artık yani devir aslında herkesin kendi olduğu gibi giyinme devri. Hani şunu giyme yasaktır diye bir şey kalmadı evet. Bence. Çok ideal oldu bence. Evet. Kim nasıl iyi hissediyorsa kendini öyle giyinsin zaten. Ama diyelim ben yine sezonda hiç giyinmeyen birisiyken leopar desenini sempatik bulmaya başladım ve tarzıma olur mu diye düşünmeye başladım sevmiyorken. Böyle durumlarda da mutlaka böyle şöyle bir şey izlenebilir bence. Arkadaşımda leopar desenli bir şey varsa bunu bir günlüğüne giymek ve kendi nasıl hissettiğime bakmak. Veya bir tane kıyafet almak belki hani o şekilde. Dolabı böyle leoparla doldurmak değil. Ne düşünüyorsun yani? Bana mesela bu söylediğin hani birkaç kez denedim hani trend bir şeydi mesela. Bana hiç uymayan bir şeydi. Hani alışabilirim diye. Yapamadım yani. Kendime ait hissedemedim öyle olunca. Ama çok kişiden kişiye değişir tabii ki. Evet. Ama söylediğin çok mantıklı. Şey de söylemek istiyorum. Mesela karpuz kol dolabınıza evet. Çok yoktu. Hani evet, sevmediğiniz evet. Bir şey de değil ama dolabınıza değil, yoktu aynen. Belki. Aha. Şu an moda olunca denedin mesela. Oldu hani ama kalkıp da
bu moda diye 10 tane karpuz kollu bir şey almamışsın. Tabii ki. Yani onu demek istiyorum. Doğru, haklısın. Evet. İnsanın zaman içinde aslında zevki de biraz çeşitleniyor. Belki trend olmasıyla da ilgili, hani gözümüz alışıyor göre göre dediğim gibi. Az önce söylediğim gibi hani farklı renkleri bir arada, mesela kırmızı ile pembeyi hiç düşünemezdik önceden. Şu an. Evet, şu anda sende de var. Daha da iddialı bir pembe ile kırmızı evet, da çok evet. Güzel oluyor. Kesin. Çok düşüncesi değişiyor insanın gerçekten evet. Onlarda. Hep aslında değişime ve yeniliğe açık olmak lazım bir taraftan da. Yani bir de kendi tarzını oluşturmakta hani Billie Eilish diye bir müzisyen var mesela. Proporsiyon vesaire böyle şöyle olmalı böyle olmalı deniyordu. Kız yani proporsiyonu yıktı attı. Böyle boss ball giyiniyor. O vücudu hiç hatları belli olmayan şeyler giyiyor. Ama o kızın tarzı o. Hiç olmayacak iki deseni belki bir yere getiriyor. O da bir tarz yarattı. Yani aslında gerçekten bu işin şeyi yok, bir kısıtlaması da yok. Aslında özetle nereye geldik? Yani kendi zevkinizi bulmanız, biraz araştırmayla belki de. Çok böyle o bunu beğenir, bu bunu beğenirden ziyade ben neyi beğenirimi sorgulamakla o yola çıkılıyor gibi geliyor bana. Çok böyle bilmiş konuşuyorum. Yani bu konuda konuşmak isteyen nedeni hani gerçekten kendi çevremde sorulan bir şeydi. Hani nasıl böyle giyinmeye başladın? Çünkü şu an giydiğim her şey bence daha normal. Yani şu devirde senin benim tarzımız biraz daha bulunabiliyor ama hani bu 5 yıl öncesinde çok daha böyle marjinal duruyordu. Bunun kırılması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Normal yani. Yaşı evet, şimdi, evet. Aynen. Yani herkes keşke böyle istediği gibi giyinse. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerginliğimizi attık biraz ama. Umarım haddimizi aşmamışızdır. Evet, umarız yani biraz fikir vermişizdir de. Ama mutlaka Ceylan Atınç'a bakmanızı öneririz. Evet, gerçekten kesinlikle. Türkiye'de öncü isimlerden biri bence. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Diyecek bir şey var. Çok teşekkür ederim. Beni bu konuda like görüp çağırdığın için ben çok mutlu oldum. İlk defa da böyle kamera karşısında konuşuyorum. Çok mutlu oldum. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.